abi, başlayabiliriz. Fragman bitti, film fragman başlıyor. Fragman bitti, yakıtımız da bitmek üzere. Şöyle SEP'mizi kapatalım. Sonra Sport Plus'a alalım. Buradan Sport Plus'a alalım. Vitesimize takalım. Launch'a. Sonra bir de Sport Response'a alalım. Ve iyi kalkıyor değil mi? Çok iyi kalkıyor. Gördük işte abi bizim yarışta. Yani bizi bayağı şaşırttı. Ya Porsche her zaman yapıyor. Porsche değil mi? Yapıyor abi. Şu dinamikliğe bakar mısın? Kocaman araba. 1.8 ton araba. Şu dinamikliğe bakar mısın? Yani bu hiçbir yıl giriş yok. Modeli ha. Aynen. Yani Panamera 4. Fakir Panamera'sı. Fakir Panamera'sı. Abi işte onun için Taycan şey oluyor, avantajlı oluyor. Çünkü bu 3.1 milyon, Taycan 2 milyon falan. Arada 1 milyon fark var. 1 milyon farka da Taycan alıyor insanlar. Aynen. Ama bu... Ama bunun iç kalitesi daha iyi. Abi yani buna baktığın zaman... Ben gidiş olarak yalnız iyi. Pistte de yani bu başka bir hayvan yani. Abi şu yani dönmeye bakar mısın nasıl dönüyor? Yani zıplaya zıplaya gidiyor abi. Çok çok iyi ya. S'i de kullandın işte abi. S höldürüyor. Tamam onun şeyi bu değil. Ama bu ne kadar hızlı ve çevik hissediyor. İnanılmaz ya. Şu direksiyon hissiyatı yok da onda. Pist de çok güzel yani. Eğlenceli bir pist. Pist güzel. Teknik. Zaman çıkarmak için bayağı kilometre yapmak lazım. Biz böyle hemen daldık abi konuya. Abi yani şunun keyfi yok ki başka hiçbir şeyde. Baksana abi nasıl dönüyor. O ağırlık transferine verdiği tepki falan. Direksiyon hissiyatı mıh gibi. Bizim Murat abinin Carrera S'in yaptıkları yani mucize. Çizgisi de çok iyi. Tabii. Murat Engin'in. Tabii. Bak arkaya hafif verdi. Çok iyi ya. Hissiyat çok iyi. Kuşu da alıyorduk. Kuşu da aynen. Buranın kuşları meşhur. Çok çok acayip. Abi çok Porsche acayip. Dinamik abi işte. Aynen öyle. Ya. Dinamik yani. Yani ellerim terledi vallahi ve bu 1.8 tonluk bir makina. Makina. Ve 106 GTI kullandık demin. 106 gibi fır 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 dönüyor abi. Çok çok 1.8 ton. O 900 kilo. Yani inanılmaz ya. Çok acayip. İki katı ağırlıkla onun gibi o viraj dengesi. Yani tabii ki bunda havalı süspansiyonlar var. Çok fazla var. Mekanik var arkada tabii yani. O elektronik sistem çok var. Çok fazla var. Şöyle açalım abi terledik. Hava ama ailenle konfor içinde. Aynen. Yani bunu yapabiliyor olması. Peki RS6 mı bu mu? Hadi bakalım. Şimdi senin gönlünde yatan aslan RS6. RS6. Ama şöyle söyleyeyim. Fiyat olarak baktığında yakın. Bak şöyle söyleyeyim. Biz kuruda seninle kullandık ya RS6'yı. Evet. Ben ıslakta tamam kayganda çok keyifliydi ama o hayvani ağırlığını çok hissettim. Bu çok şey. Bu daha dinamik RS6'dan. Parmakların ucunda yani bu evet, araba şey. Evet bu daha dinamik RS6'dan. RS6'yı burada koy. Oralarda falan kafadan çok kayarsın. Kesinlikle. Bu öyle değil abi. Değil. Onu diyor. Bu öyle değil. Ben de o yorum yaptım. Yani şimdi RS6 mı bu mu deyince yani, şimdi fiyatlar aynı. Bu çok ben şey... Taycan'ı da çok sevmiştim. Taycan da hem fiyatı makuldü yani hani şey hem çok performanslı hem de bu sürüş vardı. Bu sürüş hissiyatı. Panamera iç mekan olarak Taycan'dan çok daha kaliteli çok bu arada. Aynen. Sürüşü çok güzel. Şiir gibi ya. Ya spor otomobili şu anda dünyada en iyi üreten Porsche. Ferrari değil abi. Hız olarak demiyorum.
Bak, spor otomobili. Aile otomobili ve cayır cayır gittik. 1.8 ton. Hem eski tarz kumandalar, işte bak burada 4 çekiri, işte lastik basıncı, lastik yağ basıncı, turbo, navigasyon. Yani çok kullanılabilir bir araba. Şeyi de tutuyorlar ya, o da çok hoşuma gidiyor. Yani o devir saati, o her zaman devir orada. Saati ortada her zaman. Yani çok güzel ya. Müthiş. Daha ne olsun yani. Bu. Krono paket var. Hızlı baba arabası tam. Yani senin, çok iyi. Senin benim arabam ya. Ya hızlı benim baba. Aklımda Panamera yoktu. Ne zaman ki ben Panamera S çektik. Tek art body kitli. Evet. Bir yanladık onunla. Bir güzel direksiyonu falan. Şimdi bakıyorum Panamera S'lere. 4-5 tane var böyle. Ama gerçekten Panamera'lar hoşuma gitti kaç yani. Kaç döndün acaba? Şey, burada şimdi, mı? Şimdi evet, mi? Afşin, çünkü burada Cayenne GTS de güzel bir zaman yaptı. Tabii. Bunu da merak ediyorum. Aslında şeyden çıkartabiliriz onu. Şeyden çıkarırız. Süreden aynen, çıkarırız. Aynen, süreden çıkartırız. Ki sohbet edeye de yaptık. Edeye de, hani aynen. Böyle dişler uzasın bilmem ne dersen o zaman işler değişir. Vallahi bayıldım ya. Yani. Abi çok iyi ya. Adamlar yapmış şu ızgaralar mızgaralar açılıyor. Teknoloji var. Hem analog saatler, işte krono saat. Şeye ne diyorsun? Bak pedallar, shifterlar. Pedalı kullanmadım. Çünkü kendi çok iyi yapıyor. Bu modelde direksiyon akuple ettiler onları. Evet. Eskiden yoktu. Ama kullanmadım. Kendi doğru. Çok iyi yapıyor. Doğru. Sadece düşürürken emin olmak için düşürdüm. Ya işte buna bir de yanlama zevki katarsan arkadan itiş ya da bir modu olsa arkadan işe çevirsem. Şeydeki şurada gibi, biraz M5'teki gibi. Eğlencelik çevirsek perfect. Versek abi. Verir mi ya? Ha? Versek verir mi arkayı? Dört çeker bırakmaz. Verir ama ıslakta. Islakta, ıslakta ben sana 90 derece yanlarım. Çok güzel ama kuruda çok yani hem aşırı zorluyorsun hem istediğin olmaz. Ağırlık transferi burada bozarsan olur. Doğru. Ama biraz ıslak olup ağırlık transferiyle devam ettirirsin. Çünkü güç var. Yani ha, ve 333 beygire göre bayağı yürüyor. Çok ya. Çok yürüyor. Yani sanki Golf-R'dan falan daha iyi yürüyor gibi. Şimdi Golf-R bundan hızlıdır muhtemelen. 300 beygir ama 1,5 ton falan. Çok ağırlık farkı var. Yani yalıtımdan beygir, mı? Böyle o derin V6 sesi. Motorlar da ufaldı abi. 2.9 oldu. Evet. Ama çok inanılmaz ya. Adamlar kompakt bu işi şey yapıyorlar ya. Çok iyi yapıyorlar. Çok ya. İyi yapıyorlar ya ve kalite. Bir finishing. Finishingler inanılmaz. Çok iyi. Yani çok iyi. Dikiş detaylı. Hani dersin Panamera 4. Aman güçsüz model falan ama baksan abi. Bence cayır cayır döndük zaten yani. Bence ya Panamera 4 ya Turbo S. Turbo S'e gerek bile yok. Ben yok yani işte, şu yani performans pistte yeterli. Yani birçok arabayı bununla dövebilirsin. Bozarsın. 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 Ha, ben 300-300 gideyim diyorsan ta Turbo S ayrı bir dünya tabii ki. Ama şu arabanın hakkını ver, birçok adamı döversin piste. Kesinlikle. Ya da yolda ya da neyse. Bayıldım ya. Yani bir kere bir de çok sessiz. Çok hakikaten öyle ya. Ya camlar falan da kalın. Aynı Ares al baksana abi cama. Bakalım. Kalın yani 4 milim falan cam tabii. Var. Aynen öyle. Araba çok sessiz. Yalıtım muhteşem. Yani görünüşü çok iyi. Yeni kasa bu jantlar falan çok iyi. Çok. Bunlar turbo jantı üzerinde. Turbo jantı. Kanadı manadı var. Kalkıyor iniyor buradan. Havalı süspansiyon. Yani daha ne istersin ki bir arabadan? Her şeyi yapıyor. Bu. Benim için her şeyi yapan araba. Bu. RS6 gibi ama tekrarlıyorum. Station wagon ve RS6'yı çok seviyorum ama sadece pistse olayın bu RS6'dan daha iyi zaman çok. Çıkarabilir. RS6'nın o 2 tonunu hissediyorsun. Hissediyorsun. Abi. Kesinlikle. İstanbul ve Porsche'nin yaparken yığılıyordu yani. Ve hani Porsche'nin direksiyonu RS6'da yok. Bunu şu an çok net söylüyorum sana. Teşekkür ederiz. Vallahi güzel bir ben teşekkür ederim. Pist turu oldu. 2-3 tur şöyle biraz sıktık. İyiydi yani. Sen bize misafir oldun abi. Çok sağ ol. O geçen haftaki kalkış videosunda. Sen aynen de beni öyle. Misafir ettin. Çok vallahi teşekkür ediyorum. Vallahi çok teşekkür ederim. Her zaman böyle birlikteliklere ben varım. Daha bir telefonun yeter. M5'imiz gelecek ya. Daha sana aynen onu yani. Evet onu da çok onu merak sözün ediyorum. Sözün var çünkü herkes de soruyor sana. Çok yazdılar. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bu videomuzdan böyleydi arkadaşlar. Lütfen abone olmayı lütfen unutmayın. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Çünkü gerçekten büyük emek var. Evet. Zaman, kesinlikle. Para yani uğraşıyoruz. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.